Hazırsın. 3-2-B. Herkese inan merhaba. Bugün yanımda el ele tutuştuğumuz Bengi var. burada aşk kek yapacağız. Hiç çikolatalı bir şey yemediğimiz için sabahtan beri şimdi bol çikolatalı bir tarifimiz var. Çikolatalı sufle yapacağız ama bu bir challenge videosu. Çünkü neden olmasın, neden kendimi rezil etmeyeyim diye düşündüm. Bahsa o yüzden yarışarak. Aynen yani hiç de iddialı değilim. Kesin çok kötü olacak. Yani yanlış bir şey gösterirse anlamayacağım. Sen Nutella'yı çok güzel yaptın. Onu da bir zahmet yapayım, dünyanın en kolay şeydi. Diğer güzel videomuzu bu arada izleyin. İzmir Bombası ismi. Nasıl isim? Çok iyi. Çok iyisin. Çok iyi başlayalım. İzmir'in kızları gibi. Çıtır çıtır. Akışkın. Çok tatlı. Seksi. Çok tatlı. Aynen. Ne yapıyoruz şimdi? Başlıyoruz. Sen ne yaparsın yapacaksın? 20 dakikanın altında, hatta bence çok daha az bile yapabiliriz. Yani aşırı iyi bir tarif yapacağız. Duygu bence çok iyi yapacak. Kesin. Akışkan sizin de çok rahat yapabileceğiniz. Fırında, hatta böyle mikrodalgada bile yapabilirsiniz. Ama yapabilirler. Ama tabii alüminyum kullanmanız lazım mikrodalgada yapacaksanız. Başka bir kalıp kullanmanız gerekecek. Silikon yapabilirsiniz. Aşırı akışkan, bu böyle restoranlarda falan yediğiniz böyle fondan veya volkan diye. Patladı volkan. Orası da heyecanla herkes bekliyor. İçinden böyle hani kestiğinizde böyle çikolata akan akışkan bayılıyor, kek yapacağız. Bayılıyor. Aynen. Onu şimdi Duygu benimle yarışarak yapacak. Bakalım çok heyecanlıyız. Kesin çok güzel olacak benimki Bengi'nin yanında. Hadi bakalım ben çünkü ben de bir pastacıyım. Evet, görsene. Zaman tutalım. Zaman tutacaksınız. 20 dakika süre veriyoruz kendimize. Fırınımız 180 derecede, fan ayarında, açık. 2 çorba kaşığı tereyağıyla başlıyoruz, atıyoruz. Bir onu... şey diyeceğim, malzemeler hazır olduğu için çok güzel bir sistem bu. Evet, çok sevdim. Ön hazırlık. Evde bu de böyle şef hayatı. Yani hazırlarsın olur. Burada yapılmış mı yapacağız? Hemen... Hayır, biri yapmış olacak bunları. Sen mutfağa geleceksin. Taylan olabilir mi bu isim? İşte Taylan'ın malzeme hazırlatıyorum evde. İki ateşle yaktım. Bir dakika. Ha, oraya gidiyoruz. Ne tamam yapıyorum şimdi? Bunu eriteceğiz. Eriteceğiz. Tamam. Evet. Altını çok açmayacağız. Benimkini yakmaya çalışıyorsun, anladım ben. Evet, ben sana... Şununla mı karıştıracağız? Evet, spatula. İçine şimdi şekerimizi de atacağız. Şekerim... 2 çorba kaşığı şeker. Peki bu şeker yanmaz mı? Yanmaz. Çünkü altı kısık. Şimdi bunun erimesini bekleyeceğiz biraz. Allah. Çok güzel kokuyordun ha. Ne gülüyorsun ya? Neyi yanlış yapıyorum? Hiçbir şey yanlış yapmıyorum. Ne yapayım? Ağlayayım mı burada? Yani çikolatamı içine atıyorum. O kadar kolay bir tarif ki. Çikolatayı attıktan sonra altını iyice... Bu böyle bir... Ama nasıl tutuyorsun? Elin çikolata olmadı mı? Ya olur. Yok. Benden daha öndesin şu an. Seninki daha siyah. Şaşkın mısın? Çok hızlı karıştırıyorsun. Ben sıçratıyorum. Sen niye sıçratmıyorsun? Benim bir tık mesleğim bu ya. Hani birazcık daha senden iyi olabilirim bu konuda. Benim adımın önünde pasta şefi geçiyor. Şey diyor, bana hep şey diyorlar. Bengi'm sizin kadar iyi olmadı. Hep diyorum ki yani benim kadar iyi olsa bende bir sıkıntı var. Hep bu konuşuluyor benim. Hiç arazi birisin. Altını kapatıyoruz. Benimki hazır değil galiba. Onun bu arada ısısıyla devam edecek. Buyurun Duygu Hanım. Aradığımız kıvam. Kıvam. Benimkini de arıyor muyuz? Seninki de doğru. İçine birazcık tuz atacağız. Deniz tuzu ben kullanıyorum. Karıştırıyorum. Tuz her zaman bu tatlılarda böyle birazcık... Sen her şeye koyuyorsun neredeyse. Ben her şeye tuz koyuyorum. Yani tuz çok iyi bir baharat. Bütün tatlıları böyle çikolata bir araya çok getiriyor. Yetişiyor. Kesinlikle. 2 çorba kaşığı unum var. Unumu ekledim. İyice karıştırıyorum. Böyle bir un topaklanmasın diye onu böyle spatula ile birazcık eziyorum. Güzel. Bu arada bunu birazcık, özellikle mermer bir tezgahınız varsa onun üzerinde böyle sürekli karıştırırsanız biraz soğumasını istiyorum. Yumurtaları eklemeden ki yumurta omlet... Yumurta pişmesin. Aynen. Yoksa omletli korkunç bir sufleniz olur. Ve tereyağı alıyorum elime. Senin için biraz zor olacak bu. Neden? Eriyeceğim diye. Evet. Bunu iyice... Şöyle bir tereyağlayacağım ki çıksın hızlı hızlı. Çok dedikeyim şu an, bakar mısın? Dedike. TDK. Sorgulama beni. Katlediyoruz. Sus. Bunu normalde unluyorsunuz. Ben direkt kakaolayacağım ki üzerinde böyle iz bırakmasın. Çünkü un renk olarak
bu kakaolu şeylerde, yani çikolatalı tariflerde çirkin bir görüntü yapıyor. Bunu bütün tarifimi şöyle hop, sonra fazlalığını alıyorum. Olmuyor. Oldu. Yaptım. Aynen böyle. Fazlalığını almayı unutma, kenarına vurarak. İki tane yapmış o kaşla göz arasında ya. Of. Kaç dakika oldu? Kaç dakika? Evet birazcık. 6 dakika çabuk. İçine şimdi ben yumurtamı kırıyorum. Kabuk kaçırmıyoruz. Yumurtayı kırarken hemen hızlı bir şekilde karıştırıyorum. Omlet olmasın. İkinci yumurtamı da koyuyorum. Şunları bir daha bir uçlarını vuruyorum ki altları böyle garip durmasın diye. Yürüme Duygu. Ve suflemi içine, sufle değil pardon, ıslak kekimi kalıplarına döküyorum. Bu hiç şişmeyecek. Sadece ıslak kek olacak. Şöyle koydum. 180 derecelik fırınıma atıyorum. Bu arada eğer istiyorsanız ortasına fındık kreması koyabilirsiniz. Ben de atacağım benimkileri. Bekle biraz. Biraz beklesem ne olur sanki. Hadi bekleyeyim. Şöyle bir şey yaptın. Niye yaptın? Aynen onu yaptım çünkü altları böyle bazen dışa doğru dönebiliyor bu alüminyumların. Yoksa fırının içinde iyice karıştır biraz parlasın. Kenarlarını da al. Bunun ortasına istiyorsan sen yer fıstığı ezmesi seviyorsun. Hayır ya. Bir önceki tarifte çok kötü şeyler oldu. İzlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Misa'ya bak. Uykusu gelmiş. Çünkü dışarıda sürttü bütün gün kendisi. Gezenti bir kedim var. Ortasına seninkini birazcık koyalım mı? Benimkini bozmaya mı çalışıyorsun sen? Ben benimkini koyacağım o zaman. Ya seninki daha güzel olursa onu koyduğun için. İşte o da bir alman gereken bir risk. Parladı bak bu. Şimdi anladım ne demek istediğini. Bak parlak değil mi şu an? Parlak. Uf sesi kimden geldi? O denizden mi geldi? Benimki de. Evet, aynen bak gördün mü? Çok ya karıştırdığın zaman o böyle bir parlıyor. Hadi seni bekliyoruz. Bak 20 dakikamız var. Kaç dakika oldu? Bu arada içine mesela beyaz çikolata parçacığı da koyabilirsin. Ha, ortasına bir parça böyle beyaz çikolata indirebilirsin oraya. Öyle şeyler yapabilirsin. Vişne. Bir iki tane donuk vişne koyabilirsin. Ne yaptın benimkini? Yapmadım. Ne yapıyorsun? Yere mi atacaktın onu? Vişne çok güzel olurdu. Yere mi? Düştü. Üçkağıt ya. Aşırı bir üçkağıt var. Ellerim o kadar pis ki. Bakar mısın? Normal yani. Ne bu? Ben her adımda el yıkıyorum manyak gibi. Fark ettim onu. Hangisi benim? İçinde... Daha çok koyduklarım benim. Ha seninkilerin içine şey var. Pardon. Evet ve atıyoruz. 8 dakika. Bu yapılmış yok. Her zaman fırınlar biliyorsunuz farklı. O yüzden... Ay 30... Bir dakika. Yanlış benim abaküs fırınım. 6 dakika verdim. Heyecan dorukta. El yıkamam lazım. Hadi. Sen de orada felaket tellalı gibi. Oturmuş şalıyla. Orada şalıyla. Vallahi şey. Of çok güzel koktu. Ellerimi yakma pahasına. Bir. Bu ikisi benimki. Evet canım. Merak etme hiçbir şekilde seninkilere konacak halim yok. Yani rahat ol. Ama benimkiler daha az pişmiş. Belki Nutella ile işi gerçekten bozdum. Gerçekten seninkiyle, seninkiler benimki daha pişmiş. Benimki daha güzel görünüyor. Çünkü benim bu arada fırınımın o tarafı daha çok pişiyor. Daha yetenekli olduğum için. Gerçekten benimkiler çiğ kalmış. Benim fırınımı biliyorsunuz. Beni izleyenler lütfen kanalıma doğrular gelsinler. Fırınla yaşadığım sorunlar ve bana büyük markaların %10 personel indirimiyle teklifleri. Fırını ben bozdum sabah erken gelip. Bunu sadece vereceğim çünkü öbürü vallahi çiğ. Ya beceremedi. Yapamadı. Ben kabul ederim. Ben hatalarımı her zaman kabul ederim. Yapamadı. Evet. Dın dın dın. Bir de benimkilerin pişişine bakar mısın? Bak. Böyle kenarlardan kalkmış. Fış fış, fış fış bile olmuş seninkiler. Yani. Şimdi güzel benim züccaciyemden. Güzel bir tabak. Güzel bir tabak. Bana özel bir konuk ne tabağı renk, çıkartmışsın. Ne renk istersin? Misafir tabağı diye bir şey olur ya hani. Misafir ondan tabağı. Istiyorum. Benim hepsi misafir tabağı. Bitti. Tamam zaten... Bitti ama yani. O iki dakika biraz hızlı geçti gibi geldi bana. Lak lak yapıyoruz. Şimdi bunun olayı, bunu eğer böyle laps diye buna dökerseniz olmaz. Tabağı buna kapatacaksınız. Bir de böyle bir hemen şey yapmadan önce şey şöyle gibi. Bir, bir iki böyle bir sıkıştırmak lazım. Kenarlardan şey olsun. Tabii. Ve çok az bir bekleyin. Neyse halim çıksın falan şeklinde. Evet o falim deyip duruyorlar ama. Belki de öyledir ne bileyim. Elim yan, nasıl yanmadı elin? Çünkü benimki makyaj fırçası tutmuyor genelde. Benimki böyle tava, işte ateş ve şöyle. Tüm vücudumla döndüm. İnandı. Kendime evet. Adadım bu işe.
İzleme beni. Olmayacak. Peki, bence biraz bekleyelim. Bekleyemem ya. Beklememiz lazım biraz. Bir tane daha var. Ha, daha pişmemiş. Bir daha, bence bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim bence. 20 dakika zaten. Bu daha iyi gibi. Olabilir, benim fırınım bir tarafı birazcık garip pişiriyor. Bak altı çok güzel oldu. Ama yeni bir fırın mı alsak, ne yapsak? Alalım, alalım %10. %10 indirimle. Yemek kanalım var. Farkındayım, biz zaten böyle şeyleri bayağı yaşıyoruz. Ben direkt yemeğe geçiyorum. O zaman buna bir iki dakika daha veriyoruz. Çünkü bizim fırın zede olarak. Fırın zede? Evet abi, benim fırınım bana sürekli kafa tutuyor. Bunu hep konuşuyoruz. Tuttu. Şahit oldum. İki dakika daha vereceğim. Mümkün haline yaratalım. Kayıt akıyor. İnşallah kekte. Akar. Akacak bu sefer. Fırınımız her zaman gibi bize kafa bakalım tuttu. Bakalım ne çıkacak bahtımıza. Aynen. Şey gibi, Jurassic Park gibi, T-Rex gibi çeviriyorsun seninkileri. Fırınınızın azizliğini her zaman uğrayabilirsiniz. Bunu zaten ben bütün tariflerimde söylüyorum. Ben sürekli uğruyorum. Bu tarifi yaparken hazırlayın, dolaba koyun. Misafirler geldiğinde, yani dolapta dinlenmesi çok güzel, dondurabilirsiniz de bunu. Ondan sonra gerçekten normalde 8 dakika tam. Yani 180 derecede 8 dakikada bu hazır. Ya çok korkuyorum. Yine aynı şey yaşanıyor. Gidiyorum ben. Şey olsa yenirdi ya. Ne olsa? Bunları böyle folyoda değil de güzel... Ramekin, evet. Kapta yapsaydık. Kapta. Yenirdi içinden. Dene bakalım. Sor. Böyle... Deniyorum tekrar. Ah. Aa. Nerede? Bir tarafı. Bak işte okay, o fırın dışı pişirmeyen tarafı. Bu okey. Hani bunu verirsin ya misafire. Hayır, veremezsin sevmediğim birine. Yani, şu biraz ama şey ya bu. Hayır, o çok erken. Hiç uğraşma, erkence. Ye bunu der gibi. Bu da bak. Ya benim fırınım bak. Söylüyorum size. Benim fırınımın bir tarafı hiçbir şekilde hiçbir şey pişirmiyor. Bir tarafı da pişiriyor. Ya. Kekin adı şey olsun mu? Tutunamayanlar. Abi tek tarafı pişiriyor fırının. Böyle bir şey olamaz yani. Bir şey diyeceğim. Kötü görünmüyor şu an. Hayır, bunda şey havası var bak, bir şelale. Şelale pasta, şelale kek. Bir şey söyleyeceğim. Akışkan, gerçekten en mükemmel. Tipsiz olmayanı şu. Evet. İyi yani. Gayet güzel. Yani bu challenge'ı ben kazandım sonuç olarak. Kesinlikle sen kazandın zaten. İnanamıyorum. Mükemmel. Gerçekten. Teşekkürler fırın. Bak bunun üstüne iki bir şey. Bir dondurma. Ha, yanına, bak şuraya Dişne. Kamufle edici bir dondurma. Tabii. İki beri. Kendine, şöyle diyebiliriz. Kendinden akan. Ha evet, eforsuz. Çünkü. Kendi sen, akıştı zaten. Sen de aktı, senin patlatmana gerek yok. Yok. Ben böyle yiyeceğim. Yani benim için ben de yiyeceğim tabii ki. Bu arada mutfakta başarısızlık diye hiç görmediğim şeyler benim bunlar. Mesela, çikolata. Ben belki şu. O ayrı. Onu yani. Bu. Of. Benimki güzel. Son kez yine benimki bakın bu şahesleri. Nutella çok iyi. Çok güzel. Tabii, inanılmaz. Böyle çok şekerli değil, bayağı çikolata bir şey. Çünkü şekerini çok az koydum. Un da çok az. Acayip güzel. Sadece çikolata bazlı. Bir tek işte iyi bir fırın yatırımı. Çok güzel. Değil mi? Evet, aşırı yetenekli. Çok iyi. Çok başarılı. Elinize sağlık. Bir şey söyleyeceğim, ben düğmemi açmak üzereyim o kadar. Bu durumdayım çok kötü. Bir şeyler oldu bize bugün. Ay, çok şiştim. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Başarılı bir challenge videosu muydu? Göreceli. Yani şöyle. Tadı senin güzel. Senin yaptığın şeylere göre benim kanalıma konuk olup böyle şeyler becerdin. Aynen. Bu da senin bu çok güzel. İyi bir şansın oldu. Benim için güzel. Bak, yarısı çok iyi. Yani bu tarafı, şimdi bu güzel bence. Bu taraftan bakarsan çok güzel. Bu taraftan bakarsan tamamen çok iyi. Tamamen bakış açısıyla ilgili. Aynen. Şey. Ama tadı çok güzel. Yok, tadı benim çok için güzel. Önemli olan şey de o. Önemli olan, evet, tadının güzel olması. Ama yani sen git pastalardan neler yap. Gel burada bunu yap. Ben hiç kocunmam. Yani benim için rahatlık önemli ve tadı önemli. Yok, çok güzel oldu. Sen, ama fırınızı, evet, her zaman kontrol etmeniz gerektiğinin önemi bu. Sana bir fırın olabilir bunlar her ben zaman. Tekrar çekmiyoruz gördüğünüz gibi. Hayır. Olduğumuz her şey gibiyiz, doğal gayet. Dürüst, %100. Ben çok eğlendim ve çok yedim ve çok mutluyum şu anda. Ve şekerimiz düşmek üzere. Yani yükseldi. Tam yüksek yani. Videoyu kapatıp sonra biraz da yatarız. Yani. Aynen, birazcık dinlenme ve konuşma zamanı ve şeyleri, pantolonları açma zaman. Seninki zaten açık mı? Aynen, biraz açık. Hali hazırda.
Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bengi ile videomuzu izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Aşağıda linki var. Bengi'nin kanalına mutlaka bakın ama gece bakmayın. Çünkü gece mesela yatakta izliyorum ben senin videolarını. Her şey çok kötü oluyor. Çünkü ne kalkıp yapacak enerjim var ne de o malzemeler o sırada var ne de bir market açık. Ben gidiyorum aşağıdan tek bulabileceğim patates mamulü olarak cips yiyerek izliyorum. Bak çok kötü. Ya da çikolatalı bir şey yapıyorsun diyelim. Çikolata yiyerek izliyorum. Hani öyle sabahtan artık. Bir sabah hani avutuyorum. Sabah izleyelim. Alışveriş yapabildiğiniz zaman. Saatler aralığında Bengi'yi izlemeniz gerekiyor yoksa çok tehlikeli. Üzülüyorsunuz, canınız çok çekiyor. Böyle hamileye bağlıyorsunuz yani çok kötü. Sen bir de benim Harry Potter pastalarımı seviyorsun. Çok güzel. Instagram'da hep Harry Potter pastalarıma geliyor Duygu. Çok güzel. Yani Bengi'nin yapmadığı bir pasta şekli pek yok gibi. Ya sana bir tane yapalım. Yapalım. Çok teşekkür ederim kanalıma geldiğin için. Ama sen geldin. Yani teknik olarak ben sen geldim. Sen de benim kanalıma geldin. Ben sana teşekkür etmedim. Onu da teşekkür ediyorum. Ben çünkü kapatmadım. Zaten konuşması zaten yok ki. Ki ben söylemiyorum onları. Yani. Kanalıma hoş geldiniz diye sana söylettim. Tamam bitti diyor mesela. Kafasında bitiriyor videoyu. Burada bitirmiyor. Evet biz bitirdik şu an videoyu. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bengi'nin kanalına da hemen gidiyorsunuz. Bütün tarifleri izliyorsunuz. Yemek yapmayı öğreniyorsunuz. Hoşçakalın.